Elhamdülillah, şükür doyurana. Allah'a şükür. Müsaadenizle efendim. Gönlün kırıktır. Nedir seni böyle hüzne boğan? Halimi anlayan yok. Belaya karşı uyarırım dinleyen yok. Kolum kanadım kırdılar. Ondandır. Evlat, yiğitlik yolunda en büyük dostun yalnızlığındır. Seni anlamalarını bekleme. Anan, eşin, abin ve alplerin hiçbiri seni anlamayacak. Sendeki ufku görmeyecek. Yiğitlik odur ki hayallerini herkese ortak edebilmektir. Yiğitlik odur ki milletine senin gördüğün rüyayı anlatabilmektir. Sakın yeise düşmeyesin. Çünkü sen adalet sancağını dalgalandırdığın vakit 72 millet gölgesinde yer bulmalıdır. Düşmanın biri biter biri başlar. Oğuz boyları İslam alemi nefes alamaz. Evlat, buna sevinmelisin. Çünkü onlar sana düşmanlıklarını bıraktıkları vakit bil ki senin varlığının hiçbir hükmü kalmamıştır. Bil ki sahip olduğun tüm yüce değerleri kaybetmişsindir. Çünkü onlar senin iman ettiklerine karşı savaş açarlar. Eyvallah. Gönlümüz şifa buldu. Ne vakit göreceğim bir daha sizi? Kısa bir ayrılıktan sonra uzun süre beraber olacağız inşallah. Giyindiğin kuşağı kimseye göstermeyesin. Sarı ifşa olursa nazar çeker. Unutmayasın. Eyvallah efendim. Eyvallah. Kısa vakit sonra görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hele Karabey, neymiş bu mühim mesele? Saadettin Köpek selam söyledi. Sultan Alaaddin, Ertokuş isimli bir casusunu bölgeye gönderdi. Bahar ayında sizin üzerinize yapacağı sefer için
bilgi topluyor. Demek Sultan Alaaddin hala bizden kurtulacağını sanır. Demek hala bizle oyun oynamak ister ha? Peki. İstesin bakalım. Tangut, Hamza. Saadettin köpeğe bu bilgiden dolayı şükranlarımı sunasın. Emriniz olur. Hamza, ava çıkacaksın. Ertokuş isimli bir hain. Ölmeyecek. Canlı ister. Anlaşıldı mı? Başım gözüm üstüne. Ha, bu arada. Abdurrahman Alp'ı da yanına alasın. Lakin bir hainlik eylerse ben seni bilirim. Merak etme Esin'le. Oğul, vaktin var mı? Var hanım. Gümüştekin'i Alp'ini yolladı. İşleri uzamış. Alp'lerini yollayıp Gonca Gül'ü kervansaraydan almanı istedi. Malum yollar çok tehlikeli. Gonca Gül bacım ben alıp gelirim hanım. Bilirsin, abimin biricik kızıdır. Çok titizlenir. Bilmez miyim hanım? O yüzden dedim ya zaten ben alıp geleyim diye. Gün bitmeden döneriz. Dönün ki daha sana Gökçe'yi isteyeceğiz. Hem Gonca Gül'ün de evlenme vakti gelmiştir. Bu heyecanı o da yaşasın. Bakarsın yakında onun da bir kısmeti çıkar. Yavrum. Güzel kızım. Kralı kuzum. Tuğtekin'le Gökçe'nin evliliğine artık ses çıkarma. Ne yapalım? Hayırlısı neyse o olsun diyelim. Hadi evladım, hadi. Gel sen. Gel. Hepsi geçecek bunlar. Bu zor günleri de atlatacağız Allah'ın izniyle beraber Selçuk. Vaktiyle sana da, Ertuğrul Bey'ime de, gün doğduma da ettiğim kötülüklerin acısı çıkacak bir bir. Bilirim. Etme bulma dünya salime. Öyle cehennemde yapmakla kurtulamayacağım. Halime. Ben susacağım. Bunu neden yapacağım bilir misin? Kardeşimin yüreğinden Ertuğrul'u atması için yapacağım. Bunca vakittir sana yaptığı eziyeti görmez miyim sanırsın? Susacağım. Lakin bu evliliğin bedelini hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben de gelseydim. Endişelenmene gerek yok.
Gece çökmeden gelmiş olur zaten. Sen gözünü bu Efrasiyap denen tüccardan da ayırma. Hayırdır beyim? Bir yanlışını mı gördünüz? Noyan etinin nefesi ensemizdeyken pusatımdan başka bir şeye güvenmem kocabaş. Doğru dersin ya. Doğru dersin. Gökçe. Belli ki Hayme Hala seninle konuşmuş. Korkut Bey'in dediklerini söyledi beyim. O yüzden böyle gözünü kaçırırsın. Takdir edersin ki böyle birdenbire olunca. Gonca gülü almak için gideceğim. Allah kısmet ederse de gece otağınıza geleceğiz. Bilirim. Yolumuzun sayılmaz. Lakin yüreğimin kafesinden fırlayacak gibi çarptığını da bilmeni isterim Gökçe. Ne diyeceğini şimdiden bilmek isterdim. Bir günlük yolun bana bir asır gelmesinden korkarım Gökçe. Bu Hayme Ana ile Korkut Bey'in kararıdır beyim. Doğru dersin. Lakin onların kararından çok senin gönlünden ne geçtiğidir mühim olan. Hakkımızda iyilisi neyse olsun. Buyur Halime Sultan. Ertuğrul Bey'iniz nerededir? Onu görmek isterim. Müşkül durumda olduğunu da bilirim, lakin görmeliyim. Beyimiz gittiği yerden dönünce bir yolunu bulup mutlaka seni görmeye gelecektir Halime Sultan. Bilmez misin? Bilirim bilmesine de. Obaya dönmesi artık zor. Anası sürgün etti. Siz de bilirsiniz. Böyle elim kolum bağlı beklemeye de tahammülüm kalmadı artık. Yerini biliyorsanız deyin. Ben görmeye giderim. Oğullar böyle burnumuzun dibindeyken senin obadan çıkman doğru olmaz Halime Bacı. Hem biz de yerini bilmeyiz değil mi kardeş? He ya, bilmeyiz zaten. Eğer bilip de demezseniz hakkımı size helal etmem. Kurbanın olayım böyle konuşma Halime Sultan. Biz ömrünü de özünü de beynine adamış nökerleriyiz. Hem ha beyimiz ha sen Halime Bacı. Bilmiyoruz dedik.
Ya Turgut kardeş, Hayme Ana, Halime Sultan. Ben ömrümde bu kadar yalan söylemedim ya. Bir bilsen ben de ne edeceğimi. Hadi gidelim. Gonca Gül Hatun. Atabey Ertokuş. Buyurun, misafirim olasınız. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Halam Aytolun'u ziyarete giderim. Baban seni tek başına gönderdiğine göre mühim bir mesele için gidiyorsun. Evet, mühim bir mesele. Babamın Konya'da işleri çıkınca beni göndermesi uygun oldu. Ya siz? Sultan Alaaddin nasıl oldu da bıraktı sizi? Malum, sarayda sessiz adım atmaz, bilirim. Önemli bir vazife diyelim. Hancı! Buyur beyim. Sofrayı donatın hele. Emredersiniz. Halime bacık içimize Turgut kardeş. Bu işin sonu kötü. Beyimize çok kızacak. Kızmaktı ne? Tozumuzu attıracak. Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Peşimizden gelmiş diyeceğiz. Yalan söyleyeceğiz. Beyim de çok inanır ya. Sevenler kavuşsun da. Varsın adımız yalancıya çıksın be kardeş. Ya! Nereden nereye Hamza? Bir vakitler Ertuğrul Bey'imizi burada aramıştık. Geçti o günler. Biz onlar için canımızı ortaya koyduk. Onlarsa bizi can evimizden vurdular. Ocağımızdan kovdular. Şimdi bırak Ertuğrul'u da vazifemizi görelim. Herkes gözünü dört açsın. Atabey Ertokuş kimdir? Nerededir? Bulun onu bana. Moğollar at oynatırken koca Selçuklu uyur muymuş beyim?
Sultan Alaaddin'in vardır elbet bir bildiği. Halimiz saraydaki sultanla kalmış da vah ki neva. Sultan saraydan inip cenge mi çıkarmış? Bu kelamları babandan mı öğrenirsin kızım? Saraya bakan içinde kaynayan kazanı da görürmüş Ertokuş Bey. Demek o gözlerin taşların ardını da görür. Keşke babandaki ihtirası da görebilse. Hancı, tez donatın. Oya sana çok güvenir. Ben de ona güvenirim. Yakında sen de ondaki cevheri göreceksin. Meczup, dışarı çık. Dışarı çık dedim sana. Alaaddin'in köpeği sen misin? Destur de. Melun. Alın bu avradı. Bağlayın bunları. Hayır. Bırakın. Bırakın. Sana bunun hesabını soracağım. Kimsiniz? Kim? Abdurrahman yılanın yuvasına girdi. Bundan sonra arkadaki gözümüz olacaktır inşallah. Lakin ölü müdür, diri midir bilmiyoruz beyim. Ya Noyan'ın güvenini kazanamadıysa, ya başına bir hal geldiyse beyim. Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardır. Yılanın yuvasına girmek. Ben de onu yapacağım. O halde tez gidelim beyim. İmdi değil Turgut kardeş.
Noyan'a saldırmak için onun tüm zayıf yönlerini bilmemiz gerekiyor. Artık obamızın da desteği yoktur. Size durum nedir? Haini bulabildiniz mi? Maalesef beyim. Koca baştan şüphelenirdik, onu da Moğol'dan biz kurtardık. Attıkları her adımı bilip misliyle mukabele etmeden bu savaşı kazanamayız. Bir an evvel Abdurrahman'ın akıbetini öğrenmeliyim. Bu arada siz de obadaki haini bulacaksınız. Hangi köpeğe yenik gerisiniz? Ne oldu? Kime saldırdığınızı bilir misiniz? Kapa canını. Yoksa kanımı dökerim senin. Atları hazırlayın. Gökte ararken yerde bulduk. Gel bakalım Dodurgan'ın veledi. Gel. Gel de seninle olan hesabımızı görelim. Saldırın! Gül, korkma. Kurtulacağız buradan.
nasıl geldin Halime? Doğan'la Turgut Alp'i takip ettim. Demek Halime Sultan sizi takip etmiş, sizin de ruhunuz duymamış, öyle mi? Bize müsaade Bey. Yüklü halinde buraya nasıl geldin Halime? Evlendik, vuslat dedim. Sonra yine ayrılık düştü kaderimize. Hasretine dayanamadım, geldim. Hasretin kendini de, bebeğimizi de tehlikeye atmaya değer mi? Buna daha ne kadar dayanırım bilmiyorum Ertuğrul. Her yanımız yangın yeri. Huzur içinde nefes alacağımız bir obamız bile yok. Halime Sultan, sen kayının yiğit anası olacaksın. Sarp kayalar gibi dimdik. Aman vermez, geçit vermez, asla pes etmez bir kaya hatunu. Artık takatim kalmadı Ertuğrul. Benim huzurlu olduğum tek vakit, başımı omzuna yasladığım vakit. Şimdi sen de yoksun. Evladımızı babasız büyüyeceği bir dünyaya getirmekten korkarım. Sana da, evladımıza da and olsun ki hayalimde kurduğum alemi pusatımla yontup sana öyle sunacağım. Milletimizin evlatları bu topraklarda ilelebet huzur içinde yaşayacaklar. Bu toprakları vatanları belleyecekler. Benimle görüştüğünü kimse bilmesin. Sen ne zaman döneceksin Ertuğrul? Benim yüzümden obanın başına bir bela gelmesini istemem. Dönüşüm uzak değildir. Yakında değildir. Lakin döneceğim Allah'ın izniyle. Sözüme inanasın Halime Sultan. İyi misiniz? Sana bir can borcumuz var. Hangi boyun evladısın? Dodurga boyundan Korkut oğlu Tuğtekin. Goncagül Hatun. İki cihanla da aziz olasın. Bizi bu zalimlerin elinden kurtardın ya Tuğtekin ağam. Kimdi bunlar? Kayının alpleriydi. Hain oldular. Şimdiden oyanan enikleri. Ya sen kimsin? Sultan Alaaddin'in emir eri. Atabey Ertokuş. Meşhur Atabey Ertokuş ha. Thank you.
Beyim hoş geldiniz. Selçuklu askerler aşağı vadide istirahat ediyor. Yaralılar var. Hemen ilgilenin onlarla. Hayırdır beyim? Hamza ile Abdurrahman Moğollarla birlikte olup Atabey Ertokuş'u bir öldürmek istedi. Hadi yaralılar var, çabuk olun. Emredersin beyim. Buyurun. Babamın otağı. Evvel Haymana'yı görmek isterim. Kederin ortak olmak isterim. Siz nasıl isterseniz. Bu aşık. Ertokuş Bey'i Haymana'nın otağına götürün. Başüstüne. Buyurun. Hala. İyi misin Gonca'm? İyiyim. Tuğtekin abim tam vaktinde geldi hala. Biraz gecikseydi. Neler oldu? Noyan'ın adamları mıydı? Evet baba. Korkut Bey'im. Gel Gonca'm, geç hele şöyle. Başlarında da Hamza ve Abdurrahman denen o soysuzlar vardı. Ertuğrul'un marifetleri yokluğunda bile diri diri kavurmakta bizi. Ne istiyorlardı? Ertokuş Bey'i. Ertokuş mu? O da mı handaydı? Evet. Evlat, onun da mı canını kurtardın? Evet baba. Otağa davet edeydin bari. Evvel Hayme Hala'nın otağına gitmek istedim. Hayatlarını kurtarmama rağmen onun otağına gitti. Bu otağa senin yanına gelmedi baba. Baba iyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Hadi gel. Biz halleri baş başa bırakıp biraz hasret giderelim. Geç hele şöyle. Otur. De hele. Konya'da havadisler nedir? Saadettin Köpek babamı bırakmadı. Ona itimadı tam. Lakin asıl merak ettiğin sultanın tahttan düşmesi ise emin ol halacığım. Bu artık an meselesi. İnşallah güzel gözlüm. İnşallah düşer de abim istediğini elde eder. Ağabeyinle sen bugüne kadar neler istediğinizde elde edemediniz ki? Hı? Obada ahval nasıl hala? Niye beni bu kadar tez çağırdın? Aytol'un halan obaya mührünü vurmak üzeredir. Buna ne şüphe? Sana hayırlı bir kısmet buldum Gonca'm. Ne? Bana mı? İlahi Allah, hiç güleceğim yoktu. Ciddiyetini yitirme. Ateşimle kavurup cehenneme atmak istediğin kimdir hala? Süleyman Şah oğlu Gündoğdu. Moğol saldırısında yitip giden canlarınız için ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz Hayme Ana. Sultan Alaaddin bizzat size gelerek taziyelerini sunmamı emretti. Sağ olsun. Allah devletimizin başından Sultan Alaaddin'i eksik etmesin. Lakin sadece bir felaket size Moğolların elinden gelmiş. İkinci felakete de bizzat siz sebebiyet vermişsiniz. Ertuğrul'un vazifesini alıp sürgün etmek,
Kayılar için ikinci büyük felaket olacaktır. Ertuğrul'un ne büyük savaşçı, ne büyük komutan olduğunu çok iyi bilirim. Ertuğrul Bey, iki obanın birliği için ne icap ediyorsa o yapılmıştır. Kardeşimiz sürgününe gelince elbet obasına dönecektir. Bu geçici bir karardır. Bu kararı da Hayme Ana bizzat vermiştir. Anlıyorum. Umarım haklısındır Gündoğdu Bey'im. Lakin Ertuğrul Bey'le çok önemli bir mesele hakkında görüşmek isterim. Eğer kendisini görecek olursanız mutlaka beni bulmasını söyleyin. Müsaade var mıdır Hayme Başım? Buyur Korkut Bey. Kader birliği etmiş iki obanın beylerinin arasında müsaadenin lafı olur mu? Hoş gelmişsiniz Ertuğrul Bey'im. Hoş görmedik Korkut Bey'im. İşittiklerim en az yaşanan acılar kadar beni üzdü. Umarım bu hatanızdan bir an önce cayarsınız. Hangi hatamızı dersiniz Ertuğrul Bey'im? Ertuğrul'un sürgünü. Ertuğrul'un size söylediği her şey kelimesi kelimesine doğrudur. Noyan buraya Alpleri savaştan önce yıpratmak için geldi. Ben de yiğit obaları denetlemek için buradayım. Gördüm ki Noyan her obayla ayrı ayrı uğraşmakta. En büyük iki obayla da bizzat kendisi ilgilenmekte. Önünüzde öyle bir kış var ki sadece Erzurum'un acımasız soğuğundan değil, Noyan'ın hain pusularından, tuzaklarından da yürekleriniz donacak. Umarım işi bir an önce ehline bırakırsınız da benim de Sultan Alaaddin'in de gözü arkada kalmaz. Hayatını kurtaran adama işinin ehli olmadığını mı söylersin? Atabey Ertuğrul. İşinin ehli olmadığını düşünsem bunu açık açık söylerim. Lakin Ertuğrul başkadır. Noyan gibi bir alçağın hakkından ancak Ertuğrul gibi biri gelir. Şimdi müsaadenizle biraz gidip dinlenmek isterim. Bilahare uzun uzun konuşuruz. Ertuğrul Bey otağımda misafir olacaktır. Emredersin beyim. Müsaadenizle. Thank you.
Hadi.